ettik kanal teden size geldi. Adım adım, adım adım Londra. 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 İşte geldik biz size, uzaklardan yakın geldik. Evinize konuk ettik, kanal teden size geldi. Adım adım, adım adım Londra. Adım adım, adım adım Londra. Adım adım, adım adım. Adım Adım Londra bu hafta sizler için Soma'daydı. Gözü yaşlı ailelerle bir araya gelerek acılarına ortak oldu. İyi bir kız olur mu? Annenin yanında dimdik duracaksınız. Ona destek olacaksınız değil mi? Sen çok akıllı bir kız. Yaşanan felaketin arkasında bıraktıklarını gören ekibimiz ana oldu, gözyaşlarına hakim olamadı. Nazara indim. Babam diyor balığı çok seviyordu, alırdı her gün diyor. Eşim 12 senelik madenciydi. Bir yılı kalmıştı artık emekli olmasına. Ulaşamadım. Çok üzgünüm. Allah'tan sonra tek benim tek dayanağım gitti diye düşünüyorum. Bedriye Nur, ne almak istiyorsun bayramda? Ben hiçbir şey istemiyorum. Babam olsa bana yeterdi. Hiçbir şey istemiyorum ben abla. Adım Adım Londra Soma özel programı Cumartesi 22.10 ve Pazar 13.20'de Kanal T'de. Noyanlar Şirketler Grubu'nun sunduğu Adım Adım Londra programı başlıyor. Siz neredeyseniz Adım Adım Londra orada. Olan Adım Adım Londra ekibi her zamanki gibi verdiği sözleri yine tutuyor efendim. Manisa Soma'da gerçekleşen maden patlamasından sonra mağdur durumda olan ailelerimize yardım amaçlı başlattığımız kampanyadan elde ettiğimiz geliri bugün itibariyle ulaştıracağız. Manisa Soma'daki kardeşlerimize Jewel Softmat, Dominion Travel ve Olay Gazetesi işbirliği çerçevesinde gerçekleştireceğiz bunu. Şu anda İzmir Adnan Menderes Havaalanı'ndayız. Ve Olay Gazetesi direktörü Sayın Nural Ezel ve değerli iş adamlarımızdan sevgili Osman Tango eşlik edecek bu hayır yolundaki bu işbirliğine. Önceliğinde ben sevgili Tango'ya dönmek istiyorum. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben buralarda olduğum için hoş geldiniz demeye girdim. Öncelikle bu yapmakta olduğumuz bu gayret ve özveriden dolayı sizleri Adım Adım Londra ekibi olarak tebrik ederim. Benim de biraz katkım olursa daha da mutlu olacağım. Ayrıca arkadaşımız Olay Gazetesi sahibi Nural Bey'in de katkılarıyla buralara kadar gelindi. Biraz önce bahsettiniz. Nural Bey'e de teşekkür ederim. Adım Adım Londra ekibine teşekkür ederim. Bu Türkiye ziyaretinde daha birçok şeyler ekrana yansıtacağız. İnşallah güzel olur. Her şey gönül birliği içerisinde. Tamam. Güzel. Ben tekrardan teşekkür ediyorum destekleriniz için. Ve Nural Bey'e
dönmek istiyorum. Evet, verdiğimiz sözleri sırasıyla yerine getiriyoruz. Birlik, beraberlik, dayanışmamızı, bütünlüğümüzü korumak amacıyla çıktığımız bu hayır yolunda hep birlikte gönül birliği içerisinde mağdur durumdaki ailelerimize bu yardımı ulaştıracağız. Dayanışma gecesinden topladığımız bütün yardımı kuruşu kuruşuna oradaki ihtiyaçlı ailelerimize bizzat Adım Adım Londra ekibi ve Olay Gazetesi olarak ulaştıracağız. Nural Bey, neler söylemek istersiniz? Vallahi çok heyecanlıyım. Böyle bir Ramazan gecesinde öncelikle bütün Müslüman aleminin Ramazan'ını kutlarım. Herhalde şimdi şu anda iftar açıyorlardır. Mutlulukları dilerim. Tabii ki heyecan ve oradaki olayları gözümüzün önünde getirdiğimizde bu yapacağımız ufacık bir şey oluyor. Ama işte bu bir şekilde yardım etmek hissine kapıldık hep beraber. Londra'da toparlanan maddi yardımı bizzat getirmek istedik. Bizzat burada hissetmek istedik. Arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın hislerini biz de paylaşmak istedik. Bu Ramazan günlerinde onlarla beraber olmak istedik. Onun için buradayız. İnşallah güzel birkaç gün geçiririz beraber. Sayın Tango, bizim burada kalma yolundaki bütün harcamalarımızı Sayın Tango yapacak. Ona da buradan çok teşekkür ederim. Arabasıyla geldi. Özel kendi arabasıyla harcamalarını kendi yapıyor. O da öyle katkı veriyor. Adım adım başka türlü, olay başka türlü, Jews of the Met başka türlü. Hep beraber bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama en önemlisi biz bu paraları, bu maddi yardımı isteseydik Türkiye temsilciliği, Türkiye Büyükelçiliği tarafından da verebilirdik. Ama biz kendimiz gelmek istedik. Kendimiz bir program yapmak istedik. Adım Londra vasıtasıyla görüntülerle bir ispatlamak istedik. Aynı zamanda hissetmek istedik, hissettirmek istedik size de. Ve Allah isterse Londra'da daha çok yardımlar oluyor. Onlara da bir teşvik yapmak istedik. Londra'da daha yeni başlatılan bir hayli yardımlar var. Allah isterse onların da bu teşvike ihtiyaçları olduğuna inanıyorum. Allah isterse onların da onlara da yardımcı olmuş olacağız bence bu programı yaparak. Benim bildiğim kadarıyla en azından bir 6-7 tane daha ufak ufak örgütler yapıyor. Hatta Büyükelçilik, hatta konseyimiz yapıyor. Var. Bir hayli insanımız var. Onlar da bu programı izleyince, onlar da gazetede bizim yaptığımız öncülüğü görünce eminim daha çok yardımseverlikleri tutacak, daha çok yardım etmek isteyecekler. Onlar da başka türlü belki yollarlar. Başka hesaplar var. Türkiye Cumhuriyeti'nin hazırladığı başka banka hesaplar vardır. Belki onların vasıtasıyla ya da onlar da gelir. Ama biz bence çok önemli bir iş yapıyoruz. Hep beraber hepimize teşekkür ederim. Ne diyeyim artık. Başarılar dilerim. İnşallah. Evet, acılar paylaşıldıkça azalıyor ve biz de Adım Adım Londra ekibi olarak, Olay Gazetesi olarak ve bu yolda bizlerle birlikte bu yola çıkan bütün vatandaşlarımız olarak bu acıları paylaşmak üzere Manisa Soma'ya doğru yol alacağız. Şu an İzmir Adnan Menderes Havaalanı'ndayız. Biraz önce uçaktan indik. Yarın bizi Soma Kaymakamımız karşılayacak ve ihtiyaçlı olan ailelerimize yönlendirecek ve birlik, beraberlik, dayanışmamızdan topladığımız bütün miktarı kuruşu kuruşuna bu ailelerimize bizzat görüntü ispatlı olarak verdiğimiz sözleri tutarak ulaştırmaya çalışacağız. Yardımın büyüğü küçüğü olmaz. Efendim, çıktığımız bu hayır yolunda bizleri yalnız bırakmayan herkese ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyoruz ve Adım Adım Londra ekibi Manisa Soma'ya doğru hareket etmek üzere yine yoluna devam edecek. Yollar yollar değil midir? İnsanı birbirinden, kardeşi, anayı, babayı ayıran, bir değil miyiz uzaktayken biz de unutan? İşte Adım Adım Londra ekibi olarak uzak yakın dinlemeden az da olsa Soma'daki vatandaşlarımızın, yüreği yanan anaların, eşlerin, evlatların acılarını paylaşmak için düştük yollara. Onlar bir avuç kömür uğruna bir ömür feda ettiler ve geride acılı aileler bıraktılar. İşte bizler de Kanal T Adım Adım Londra ekibi olarak ve Olay Gazetesi işbirliği çerçevesinde Manisa Soma'ya doğru hareket ediyoruz şu an. Yaklaşık 100 kilometre yolumuz kaldı ve çok büyük heyecanı içerisindeyiz. İnşallah bu gösterdiğimiz dayanışma örneği tüm Türk toplumuna, dünya genelinde yaşayan tüm Türk toplumuna örnek teşkil etsin, hayırlara vesile olsun.
Hayırlarla dolu bir ayda çıktığımız hayır yolunda yaklaşık 250 kilometre geldikten sonra şu anda 49 kilometre yolumuz kaldı Manisa Soma'ya doğru. Ve gördüğünüz gibi bu yola gönül veren tüm gönül dostlarımızla birlikte 38 derece sıcağın altında Manisa Soma'ya doğru Kanal T'ye adım adım Londra ekibi Olay Gazetesi olarak yolumuza devam ediyoruz. Biraz sonra Manisa Soma'daki kardeşlerimizle, acılı ailelerimizle kucaklaşacağız. Onların acılarını birebir birlikte paylaşmaya çalışacağız. O halde yolumuza devam edelim. Yollar kısalırken kaybedilen canlar, acının düştüğü haneler çıkmaz oldu aklımızdan. Duygularını paylaşmak pahasına 50 kilometre sonra onlarla buluşacağız. Heyecanlıyız ama buruk ve hüzün dolu bir buluşma olacak. Sevgili izleyiciler, 3-4 saatlik süren yolculuğumuzun ardından şu an Soma sınırları içerisindeyiz. Ve biraz sonra Soma kaymakamımız bizleri karşılayacak ve ihtiyaçlı ailelerimize ulaştıracak. Biz de Londra'da gerçekleştirdiğimiz dayanışmadan elde ettiğimiz geliri kuruşu kuruşuna ihtiyaçlı ailelerimize ulaştıracağız. Tabii ki bu bağlamda bir kere daha teşekkür edelim. Bu çıktığımız hayır yolunda bizlere eşlik eden, destek veren herkese ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili Osman Tango'ya dönmek istiyorum. Ben haber koordinatörümüz, duygularını almak üzere. Heyecanlı ve keyifli bir yolculuktu sevgili, evet, Tango. Heyecanlıdır. Gerçekten duygusal, çok duygusal bir hislerle buralara vardık. Soma'ya yaklaştık sonra daha fazla duygulanıyoruz. İnşallah hayırlı bir iş yapmış oluruz. Kanal T Londra ekibi olarak biz de buralara kadar geldik. Bu acılı ailelere bir nebzecik bir katkımız olmuşsa biz de bu mübarek Ramazan gününde ne mutlu bizlere. Dolayısıyla bir defa daha bu Soma'nın karşısında ölenlerden Allah'tan rahmet dilerim. Ailelerine de sabır diliyorum. İnşallah güzel bir şey olacak, yapmış olacağız, iş yapmış olacağız. İnşallah diyoruz ve Olay Gazetesi Direktörü Sayın Nural Ezel'e dönmek istiyorum. Ben duygularını almak üzere. Evet Nural Bey. Vallahi 3-4 saattir yoldayız. Bütün yol zaten hep Soma'yı konuştuk. Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine sabırlar diliyoruz. Bu Ramazan günde onlarla bir nebze beraber olacağız. İşte topladığımız maddi kaynağı birebir onlara vermiş olacağız. Bunun yeterli olduğuna inanmıyorum ama birazcık olsun yardım edeceğine inanıyorum. En azından başka insanlara, başka topluluklara, başka cemiyetlere örnek olacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel. Evet, bizler teşekkür ediyoruz. Sözün bittiği yer, bundan sonra artık duygular konuşacak, yürekler konuşacak ama ben Selami Bey'den de birkaç kelime bir şey almak istiyorum. Bizi gerçekten çok güzel bir şekilde misafir ediyor. Çıktığımız bu yolda bizlere eşlik etti. O da işini gücünü bırakarak. Selami Bey, neler söylemek istersiniz? Vallahi ben de bu olaya yardımcı olabildiğim için mutluyum. İnşallah bu yapılan yardımlar ta Londra'dan geldi. Bizzat ulaşacak kendilerine. Bayram üzere sevineceklerdir. Allah kabul etsin. Ölenlere de Allah rahmet eylesin. Ben de bir nebze yardımcı olduysam ne mutlu. Teşekkür ederim. O halde yolumuza devam ediyoruz ve Soma Kaymakamlığa doğru yolumuza devam ediyoruz. Soma'ya geldik gelmeye, ancak yaşanan o kazayı, o ansızın çöken madenin, gözü yaşlı babalarının, analarının feryatlarını duyar gibi olduk bir anda. İlk durağımız Soma Kaymakamlığı. Mayıs 2014'te
Türkiye, Manisa, Soma'da meydana gelen maden patlaması ne yazık ki Türkiye tarihinde kara bir leke haline geldi. Ardından haftalar geçmesine rağmen bu acılar unutulmadı. Hala yaşanıyor, yaşatılıyor. Ve Adım Adım Londra ekibi olarak, Kanal T ailesi olarak Manisa Soma Kaymakamlığındayız. İlk durağımız kaymakamlığımız ve Sayın Kaymakamımız Mehmet Bahattin Atçı şu an yanımda. Efendim nasılsınız? Önceliğinde başınız sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Eksik olmayın. Kanal T Adım Adım Londra ekibi olarak Londra'dan geldik. Yaklaşık 5000 kilometre uzaktan geldik. Ve acılarınızı paylaşmak üzere geldik. Soma'daki acılı ailelerimizle, kardeşlerimizle kucaklaşmak üzere geldik. Ve karınca kararınca Londra Türk toplumunda toplanan bağışı bizzat ailelerimize ulaştırmak üzere geldik. Kanal T ailesi ve Olay Gazetesi işbirliği çerçevesinde gerçekleştirdik bunu. Ben duygularınızı alabilir miyim önceliğinde? Evvela çok teşekkür ediyorum. Ta oradan buraya kadar geldiniz. Hakikaten bizim burada büyük bir acı yaşandı. Soma'nın dengeleri bozuldu diyebiliriz. Aşağı yukarı 2 ay oldu. İşte yeni yeni kendimize gelmeye başlıyoruz. Ama yurdumuzun her tarafından, Kıbrıs'tan, birçok başka ülkelerden insanlarımız hakikaten destek vermeye çalıştılar. Kimisi buraya kadar geldi sizin gibi. Kimisi işte arayarak başsağlığı dilediler ve yardım etmek istediklerini ifade ettiler. Sizler gerçekten bizi çok duygulandırdınız, çok mutasiz ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz buraya kadar geldiniz. Ben hem Kanal T televizyonumuza hem Olay gazetemize çok çok teşekkür ediyorum. Londra'daki Kıbrıs Türk toplumuna ta işte sizlerle işbirliği yapıp sizin buraya kadar gelmenize destek verenlere, katkı sağlayanlara bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık buraya kadar geldiniz. Estağfurullah. Bu bir insanlık görevi ise biz de elimizden geldiğince bu yardımı, bu desteği vermeye çalışıyoruz. Yaşanan çok büyük bir felaket. Evet. Tarihlerden silinemeyecek bir felaket. Kara bir leke olarak nitelendirebilirim ben bunu Türkiye tarihinde. Acılarımız hala taze anladığım kadarıyla. Peki o günden bugüne neler değişti Soma'da? Yani dediğim gibi 2 ay önce burada biz elin bir kaza yaşadık. Ve Soma hakikaten çok etkilendi bundan. Yani ülkemizin tümü de olduğu gibi özellikle Soma'mız çok etkilendi. Çünkü burası bir madenci kenti. Soma demek madenci demek, Soma demek kömür demek. Maden ocaklarımız çalışmadığı zaman Soma'daki bütün kesimler, bütün esnaflarımız, bütün vatandaşlarımız bundan olumsuz etkileniyor. Kazayla beraber kaza olan ocakta faaliyetler durdu. Daha sonra müfettişlerimiz geldi Ankara'dan. Aynı firmanın diğer ocaklarındaki faaliyetler de durduruldu. Ve bu aşağı yukarı 2 aydır henüz de açılamadı. Yalnız o diğer 2 ocakta kaza olan ocağın dışındaki diğer 2 ocakta müfettişlerin bulduğu eksiklikler var. Bu eksikliklerin bir an önce giderilmesi için bir zaman tanındı. Şu anda firma o eksikleri gidermekle meşgul. Eksikler tamamlandıktan sonra yeniden müfettişlerimiz gelip bakacak ve bunların üretimine açılmasına izin verecek. Tabii ki şu anda bir geçiş sürecindeyiz. O nedenle hem esnafımız tedirgin hem madencilerimiz tedirgin. Çünkü bu firmada çalışan 6-7 bin civarında işçi vardı, işçi ailesi vardı. Bildiğiniz gibi o elim kazada 301 madencimiz hayatını kaybetti. Tabii yüzlerce madencimiz işte saatlerce ocakta mahsur kaldı. Sağ kurtuldular onlar. Ama bunların tabii tümü birbiriyle arkadaş olan, birbirlerini tanıyan kişiler. Kurtarma faaliyetlerinde yine bu işler yürütmüşlerdi. Çoğunun hakikaten bu anlamda işte moral değerleri bozuldu. Kimisi şu anda çok mütereddit işe gidip gitmeme konusunda. O nedenle bizim şu anda burada bir psikolojik destek ve rehabilitasyon çalışması var. Aşağı yukarı 40-50 civarında uzman psikologumuz bu ailelerle, bu kişilerle görüşüyor. Yine Aile Bakanlığımızın aile destek birimleri burada. Onlar çalışıyor. Birçok yerden gelen bu işte şeylerimizle, ailelerimizle ilgilenen kurumlar var. Çocuklarına burs bağlamak isteyenler var. Başka türlü destekler verenler var. İşte nakdi aynı yardımlar konusunda destek verenler var. Başbakanlık AFAD bünyesinde nakdi yardımlar toplanıyor. Şu anda bir proje başlatıyor AFAD'ımız. 301 konut yapılıyor. Her aile birer konut yapılacak. Başka projeler yapılacak. Toplanan paralar bu ailelere dağıtılacak.
İşte şu anda bizim bir an önce yani normale dönmeye çalışıyoruz. Bunu arzu ediyoruz. Çünkü ilçenin dengeleri hakikaten bozuldu. Esnafta da belli bir şeylik var, gerginlik var. Burada 100 bin nüfus yaşıyor. Eğer madenler çalışmazsa bu nüfusun %80'inden fazlası burada duramayacak duruma gelir. O nedenle maden bizim için çok çok önemli. Ama şunu söyleyebilirim. Devletimiz olsun, hükümetimiz olsun ve diğer sivil toplum kuruluşlarımız, hayırsever kuruluşlarımız, vakıflarımız ve insanlarımız. Hakikaten herkes TOMA konusunda bir birlik, beraberlik örneği gösterdi. Bir dayanışma ruhuyla hareket etti. Acımızı paylaşmak istediler, ortaklaşmak istediler. Türkiye'mizin doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden bütün her yerinden insanlar aradı. Hatta Kuzey Kıbrıs'tan da Sayın Başbakanımız, Sayın Başbakan Yardımcımız ta buraya kadar geldiler, ocağa da geldi. Bizim o zaman Başbakanımız da buradaydı, onlarla da görüştü. Birçok yerden bizim işte destek olmak üzere ziyaretçiler geldiler. Bugün de sizler buradasınız. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Sizin vesilenizle bütün Londra'daki Kıbrıslı Türk kardeşlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. İşte yardımların buraya kadar geldiğini ve biraz sonra ailelere gideceksiniz. Ve bu nedenle çok müteşekkir olduğumuzu, gerek madenci ailelerimiz adına gerek Soma'mız adına destek verenlere, katkı sağlayanlara ve buna vesile olanlara çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bizler teşekkür ediyoruz ama Londra'da yaşayan Türk toplumu olarak bu bizim insanlık görevimiz. Her ne kadar uzakta yaşasak da kalbimiz, yüreğimiz her zaman anavatan Türkiye'deki kardeşlerimizle birlikte. Onların acılarıyla, mutluluklarıyla birlikte bizim yüreklerimizde. Ramazan ayına denk geldi. Evet. 11 ayın sultanı, çok hayırlı bir aya denk geldi. Aslında bu dayanışma örneğiydi. Onun için hayırlara vesile olsun diliyorum ben. İnşallah. İnşallah. Son olarak neler söylemek istersiniz? İşte bütün destek verenlerin Allah hayırlarını kabul etsin. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki buradaki ailelerin ihtiyaçları var, bunu söyleyebiliriz. Sizler için de ihtiyacı olan aileleri tespit ettik. İnşallah dediğim gibi bu makbul bir hayır olmuş olur. Hem de bir insanlık görevimizi yerine getiriyoruz. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Sizin kanalınıza çok teşekkür ediyorum. Olay Gazetesi'ne çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür, buraya kadar geldiğiniz için. Çok sağ olun, var olun. Estağfurullah diliyoruz. Efendim Kanal T Adım Adım Londra ekibi olarak ve Olay Gazetesi olarak kaymakamlığımızdan biraz sonra çıkacağız. Ve Soma maden faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Fatiha göndermek üzere, hayır dualarımızı göndermek üzere mezarlığa doğru yol alacağız. Ardından da acılı ailelerimizin acılarını bir nebze de olsun paylaşabilmek üzere bu hayırlı ayda, Ramazan ayında, bayram öncesi umutlarını birazcık olsun yeşertebilmek amacıyla onların evlerine konuk olacağız ve hazırladığımız bağışları onlara bizzat ulaştıracağız. Kıray Karadağ, Şaban İlçe, Mehmet Azman, Koray Karadağ, Yılmaz Çiftçi, Muhammed Arslanşan, Kader Yıldırım, Ahmet Faral, Özgür Çiftçi, Uğur Çolak, Ali Çiftçi, İbrahim Duman, Saadettin Yılmaz, Ali Yüksel ve sayamadığımız onca genç hayat ve sönen ocaklar. Bizler gözyaşlarımızı tutamadık ve hepimizin tüm yürekler adına, sizler adına birer gül bıraktık kabirleri başına. Birçoğumuz rengarenk hayat sürerken onların hayatları ne yazık ki iki renkten ibaretti. Kaderleri siyah, kefenleri ise beyazdı. 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın olduğu mezarlıktayız. Soma Belediyesi mezarlığındayız. Kanal T Adım Adım Londra ekibi ve Olay Gazetesi olarak çiçeklerimizi aldık. Hem hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Fatiha okumak üzere, hem acılarını paylaşmak üzere. Gördüğünüz gibi belediyemiz mezarlıkları bayraklarla bezendirmiş. Ve buraya ziyarete gelen vatandaşlar da
Onlar için hissettikleri duygularını kağıda dökerek birkaç satırla ifade etmeye çalışmışlar. Şimdi biz de dualarımızı edeceğiz, çiçeklerimizi koyacağız ve paylaşılan, yazılan yazıları da sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Mekanları cennet olsun. Çünkü onlar yerin kilometrelerce altında bir avuç kömür çıkarmak uğruna bir ömür feda ettiler. Bu uğurda şehit oldular. Şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyoruz. Diliyoruz ki bu tarz felaketler bir kere daha yaşanmasın. Hepsinin aileleri, yakınları, sevdikleri vardı. Onlar belki cennete gittiler ama ardında çok büyük, çok derin acılar bıraktılar. İşte onları ziyarete gelen duyarlı insanlarımızdan bir tanesinin yazdığı birkaç kelimelik satırı okumak istiyorum ben, izleyicilerim, sizler için. Soma'da şehit olanların yakınları. Şu anda yazdığım mektubun kime gideceğini bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Bu mektup kime giderse gitsin, hepsinin acısı bir oldu. Şehitleri unutmuyorum. Yerin 250 metre altında çalışmak, bunu ilk duyduğumda şaşırmıştım. Hayatlarını bir avuç kömüre feda edenler onlar. Size maddi manevi olarak her defasında yardım edeceğimi bilin. Şehitler ölünce değil, unutulunca aslında ölürler. Bizler de onları unutmuyoruz. Yüreklerimizin bir köşesinde onları saklıyoruz, nur içinde yatsınlar. Umutlarım var benim, çocuklarım var, karım, kızım, mutluluklarım var. Ardımda ağlayacak bir anam var, gözyaşına kurban olduğum biri. Karanlığa gömüldü sanki, farklı bir karanlık. Evet oydu, kömürüm karanlığına takıldı. Işığım, umutlarım, karım, kızım, mutluluklarım. Çocuklarım var elinde oyuncak, anam var gözleri yaşlı. Herkes mutlu olsun şimdiden. Işığım takıldı kara paranın ortasına. Özgül Çiftçi, 1981 doğumlu. Çok genç bir vatandaşımız yerin metrelerce altında hayatına veda etti. Bir Fenerbahçe taraftarıydı. Fenerbahçe atkılarıyla bezendi mezarı. Ayrıyeten Türk bayraklarıyla. Kendisine de Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Kalan yakınlarına sabır, baş sağlığı diliyoruz. Ölen şehitlerimizden bir tanesi Ramazan Doğan, 1983 doğumlu. Küçücük bebeğinin resmi iliştirilmiş şehit olan babasının resminin yanına ve biz de mezarı başındayız. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Küçücük bir de not iliştirilmiş ama kocaman bir yürekten çıkmış bu notta yazılanlar. Ve bu notta ben Zehra diyor. Hangi kömür söndürür babası maden ocağında ölen çocuğun yüreğini? Kim anlar bu dertten? Çok zor ve çok. Madende ölen, orada olan kişilerin mekanı cennet olsun. Ruhları şad olsun. Allah geride kalanlara sabır versin. Şu an duygularımı anlatamıyorum. Ama hepimiz çok doluyuz. Hıçkıra hıçkıra ağlamak nedir? Onu dün tattım. Allah artık kimseye yaşatmasın. Bir avuç kömür için bir ömür verenler. Mekanınız cennet olsun. Kalbimiz, ruhumuz, aklımız sizinle Soma diye yazılmış. Yine şehitlerimizi ziyarete gelen, mezarı başında duygularını ifade etmek isteyen, eden vatandaşlarımızdan bir tanesinin duygularıydı sizlere aktardığım sevgili izleyiciler. Sözüm bittiği yer gerçekten. Konuşmak zor. Bazen boğazda, gırtlakta düğümleniyor kelimeler. Çünkü bu acıyı yaşamak, bu anı yaşamak çok başka bir şey. Onlar ilk günden yaşadılar bu acıları. Tabii ki duyguları ifade etmeye bazen kelimeler yetmiyor. Bir kere daha mekanları cennet olsun diyoruz. 1995 doğumlu. Daha yolun çok başında, daha hayatının baharındaydı Ferhat Avkaş. Yine bir avuç kömür uğruna, belki ailesini geçindirmek üzere, belki istikbali için yerin metrelerce altında mücadele veriyordu. Ve 13 Mayıs 2014'te ne yazık ki çok
kötü bir ölümle karşı karşıya geldi. Şu an mezarı başındayız. Yine mezarını ziyarete gelen vatandaşlarımızın yazdığı duygular var kağıtların üzerinde. Ama elbette ki her zaman da söylediğim gibi bazı duyguları anlatmaya, söylemeye kelimeler yetmez. Biz yeniden Soma'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhlarına Fatiha gönderiyoruz. Kalan sabırlarına, ailelerine de sabırlar diliyoruz. İnşallah bundan sonra yaşanmasın böyle felaketler. Soma'da yaşanan felakette hayatını kaybeden bir vatandaşımızın mezarı başındayız. O Hakk'ın rahmetine kavuştu. Şu an cennetin bir köşesinde. Ama ardında acılı bir eş, iki tane küçücük çocuk bıraktı. Bayram Erol. Ve eşi şu an yanımda. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Ben duygularınızı alacağım ama duyguları ifade etmek çok zor. Çok zor. Neler söylemek istersiniz? Biz Londra'dan geldik. Sizler için geldik. Sizlerin acısını paylaşmak üzere geldik. Ne diyeyim? Acımız büyük. İki çocuğunuz var. Kaç yaşındalar? Biri 8 yaşında, biri 2 yaşında. Acımız büyük işte. Geliyoruz, ağlıyoruz. Sızlanıyoruz, gidiyoruz. O günden bugüne ne yazık ki acılar azalmadı. Belki birazcık daha büyüdü. Çünkü yeşerecek umutlar da ne yazık ki beraberinde toprağa gömüldüler. Umarım kanımız yerde kalmaz. Umarım. İnşallah. Devletten tek temennimiz bu. Kanımız yerde kalmaz. Şehitlerimizin. İsminizi alabilir miyim? Selda Erol. Selda Hanım, hayat arkadaşını kaybetmek, insanın çocuklarının babasını kaybetmesi kadar gerçekten yaşanabilecek daha bir büyük acı düşünemiyorum ben. Ben acınızı yürekten paylaşıyorum. Sağ olun. Var mı yardımcı olan birileri sizlere? Yok, ailem var yanımda sadece. Buralı mısınız, Somalı mısınız? Buradanım. Evet, buradanım. Eşim Balıkesir yanında. Ben buradanım. Her gün mezarlığa geliyor musunuz? Geliyoruz. Her gün geliyoruz. Bir gün gelmesek ertesi gün buradayız. Herkes evine çekildiği zaman bizim çocuklarımız ağlıyor baba diye. Başınız sağ olsun tekrardan. Kaldık işte böyle. Kaldık. Gencecik hepsi genç. İnsanlar. Hepsi genç. Hepsi genç. Allah hepsinin çoluğuna çocuğuna acısın. Amin. Kalanlara sabır versin. Amin. 8 yaşında kızımız. Çok da güzel. Maşallah. Gel 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 gel. Adını söyler misin bana? Ayşenur Erol. Ayşenur, kameramıza bakar mısın? Babam burada ama yüreği ruhu seninle, değil mi? Hı hı. Büyünce ne olmak istiyorsun Ayşenur? Babamın dediği gibi hemşire veya öğretmen. Evet. Rahmetli babasının isteği hayattayken Ayşenur'un büyüdüğünde hemşire olmasıydı. O da nur içinde yatan babasının dileğini yerine getirecek Allah'ın izniyle. İnşallah emin adımlarla yoluna devam edecek. Babasının istediği gibi, dilediği gibi bir hemşire olacak Ayşenur, değil mi Ayşenur? Evet. Peki teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu daha çok küçük. Daha 2-2,5 yaşında. Belki bazı acıları anlayamıyor. Babasının yokluğunu fark edebiliyor mu? Biliyor. Biraz önce babasına el salladı. Bilmez mi? Babama ben geliyorum diye sevinerek geliyor. Evet. Biliyor. Biraz önce de dedik ya, çoğumuzun hayatı rengarenk. Onların hayatı iki renkten ibaret oldu. Ne yazık ki kaderleri siyah, kefenleri de beyaz oldu ama inşallah ardında bıraktıkları çocuklarının geleceği ışıldasın. Yıldızlar kadar parlak olsun. İnşallah geleceğiniz bundan sonra iyi olsun. Amin. İnşallah. Başını sağ olsun yeniden. Sağ olun. İyi bir kız olur mu?
Annenin yanında dimdik duracaksınız. Ona destek olacaksınız, değil mi? Sen evet. Çok akıllı bir kız. Allah'ın izniyle de büyüyeceksiniz, hemşire olacaksın. Biz de yaşlanacağız. Yaşlandıktan sonra bir şey olursa senin yanına geleceğiz. Ayşenur hemşireyi bulacağız, değil mi? Karanlığıma ışık olur mu umutlar? Arkamda bıraktığım hayatlar. Artık sahipsiz çocuklarım, eşim, yerin altında insanların yükü omuzlarımda. Bir başka dünya burası. Yerin 10 kat altı. İlkin bir patlama, sonra kaçış. Sanki ne kadar büyük çıkış yolu. Hayallerim artık sahipsiz. Çocuklarım babasız, eşim eşsiz. Birkaç gün gündemde olur mesai arkadaşlarım. Yaşayacak günü olanlar kurtulur. Kurtulur ama bir şeylerini bırakırlar bu madende. İlk değil bu yaşananlar. Son da olmayacak. Bir süreç başladı şimdi. Herkes bizi konuşacak. Hükümetten birçok kişi gelecek. Herkes bir şeylere bakıp kendi tarafını savunacak. Herkes bir tarafa yönelecek. Suçlular gösterecekler. Suçlular yakalanacak. Zaten yakın bir zamanda çıkarlar takipsizlikten. Burası Türkiye. Hanım, beni bu gece beklemeyin. Gelmeyeceğim, gelemeyeceğim. Masadan bir tabak eksiltin. Soran olursa da öldü deyin. Arkadaşlarıyla karanlık bir ölümü tattı deyin. Evet, rahmetli Bayram Erol'un eşi Selda Hanım ve çocukları yanımda. Onların duygularını paylaştık. Acılarına bir nebze de olsun ortak olmaya çalıştık. Manevi anlamda ama maddi anlamda da bir destek vermek istiyoruz. Kanal T'ye Adım Adım Londra ekibi ve Olay Gazetesi işbirliği çerçevesinde toplamda 16.000 TL toplandı ve 2.000'er TL ihtiyaçlı olan ailelerimize bizzat tarafımızdan bağışlanacak. İlk ailemiz de Erol ailesi. Selda Hanım'a, çocuklarına bayram öncesi, Ramazan bayramı öncesi 2000 TL'yi huzurlarınıza ben takdim etmek istiyorum. Biri Ayşenur, biri Sevimnur. Biri 2,5 yaşında, biri 8 yaşında. Ayşenur'umuza veriyoruz biz bu zarfı. Bayramda annesi onlara güzel şeyler alsın. Bunu kapatalım böyle. Sofraları bereketlensin inşallah. Hayırlara vesile olsun. Selda Hanım. Hepimizden Allah razı olsun. Bir nebze de olsun. Bu çorbada bizim de katkımız olsun. Bir nebze de olsun. Biliyorum bu acılar paylaşılmaz, hafifletilmez ama elimizden geldiğince. Ayşenur'cum, ne almak istiyorsun? En çok istediğin şey ne? Oyuncak veya giysi. Oyuncak veya giysi istiyor. Şunu babana bırak. Sen mi bıraktın? Ayşenur. Kim bıraktı bunu? Başkası. Onu başkası koymuş. Ayşenur 8 yaşında, bayramda annesinden oyuncak ve giysi istiyor. O zaman bayramlıklarınız da bizden oluyor. Helali hoş olsun, iyi günlerde kullanın inşallah, hayırlara vesile olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Ramazanınız. Siz neredeyseniz, adım adım Londra orada. Noyanlar Şirketler Grubu'nun sunduğu Adım Adım Londra programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Long Beach, altın kumsalı, eşsiz denizliğiyle keyifli, renkli ve huzurlu bir yaşam alanını size vaat ediyor. Hepsi bu kadar mı? Tabii ki değil. Teslime hazır dairelerimizle hazırladığımız özel kampanyalarımızdan yararlanabilirsiniz. İskelenin göbeği Long Beach'in doğal güzelliğini ve bölge sakinlerine sunduğu fırsatı saymakla bitiremeyiz. Kendi evinizde hiçbir zaman bitmeyecek bir tatil keyfi yaşarken 36 ay faizsiz ödeme kolaylıklarıyla sahip olabilirsiniz. Long Beach, geleceğin yatırım bölgesi olacak. Catering. İngiltere genelinde döner yapımında rakipsiz tek isim olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
Vatan Catering olarak kalite ve hijyen temel ilkelerimiz arasında olup tüm restoran ve TKV'lere dağıtım servisimiz vardır. Adresimiz 3743 Milmeat Industrial Center, Milmeat Road, Tottenham Hill, London M17 9QU. Telefonumuz 0208 801 7956. İngiltere genelinde döner yapımında rakipsiz tek isim Vatan Catering. Mustafa, süreniz kalmadı. Hala bir yer bulamadık. Haklısın karıcığım. Oğlanın sünnetliği hazır. Annenler Kıbrıs'tan geldi ama biz hala sünnet için bir yer bulamadık. Daha davetiyeler basılacak. Salon çok fakat o salonları dolduracak kadar tanıdığımız yok ki. Bizim olsa olsa ancak 150-160 misafirimiz olur. O kadar kişiyi ağırlayacak yeri nereden bulacağız? Öf, ne zormuş bu işler. Aa, şimdi aklıma geldi. Dün radyodan duymuştum. Cyprus Meze Bar 200, 150 hatta 100 kişilik bile sünnet, düğün, nişan ve nikah partileri yapıyormuş. Anlamadım. Nasıl yani? Gel otur yanıma. Kemal Altunç Bey radyo programında 200 kişi 4000, 150 kişi 3500 ve 100 kişilik sünnetler için 3000 sterlinden başlayan fiyatlarımız var dedi. Üstelik 10 çeşit meze, 4 ara sıcak, ana yemek, meyve, çerez, sınırsız alkolsüz içecek servisleri fiyatlara dahilmiş. Yeter. Sevinçten şimdi düşüp bayılacağım. Dur bayılmadan önce Cyprus Meze Bar'ın sünnet paketini bitireyim. Salon düzenlemesi ve video bu fiyatlara dahilmiş. Ha en önemlisi sınırsız fotoğrafı da diske kopyalayıp veriyorlarmış. Ne kadar güzelmiş. Peki biz ne yapacağız? Ne mi yapacağız? A'dan Z'ye her şeyi Cyprus Meze Bar'a bırakıp az sayıda da olsa bizim misafirlerimizle ilgilenip biricik oğlumuzun sünnetinin tadını çıkaracağız. 200, 150 ve hatta 100 kişilik sünnet veya her türlü özel gününüzde Cyprus Meze Bar kalitesiyle tanışın. Ayrıca her cuma ve cumartesi gecesi güçlü müzisyen kadrosuyla hizmetinizdeyiz. Cyprus Meze Bar. Fazla lafa gerek yok. Kalitenin diğer tanımı. Telefon 0208 556 5866. Bir garaj hayal edin. Siz çayınızı, kahvenizi içene kadar MOFT testiniz yapılsın. Bir garaj hayal edin. Şehrin göbeğinde size ve herkese yakın olsun. Bir garaj hayal edin. Son teknoloji ürünü cihazlar kullanılsın. Hayal değil, böyle bir yer var. Best Motors. Her türlü araç için son teknoloji ürünü ATL sistemi ile MOFT testiniz yapılır. Aracınız van mı? Yoksa minibus mu? O da sorun değil. Her türlü ticari araç, van, pick-up, minibus, midibus, minicab fark etmez. MOFT testinde güvenilir ve 16 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. Söz konusu MOFT testiniz, yani güvenliğiniz ise tek adres Best Motors. Şirketler grubunun sunduğu Adım Adım Londra programı tüm hızıyla devam ediyor. Thank you.
Efendim Soma'da hayatını kaybeden 301 vatandaşımızdan bir tanesinin evinin önündeyiz şu an. Geride yine acılı aile bıraktı. Biraz sonra acılarını hem manevi olarak hem maddi olarak paylaşmaya çalışacağız sizlerin huzurunda. Ve ben Sayın Nural Ezel'e dönmek istiyorum. Biraz önce mezarlıktan çıktık. Gerçekten duyguları ifade etmek çok zordu o anda. Biraz sonra başka bir ailemizin acısını paylaşacağız. Siz neler söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim? Son gördüğümüz aile, o kadar konuştun, o kadar anlattın, hiç yüzünde bir tebessüm yoktu. Azıcık bir yardım elini uzattık. Hı hı. Hafif böyle hafiften biraz gülümseme gibi oldu. O bize tebessüm, bize bayağı duygulandık. Orada koptuk artık. Oydu yani. Ne bileyim. Evet, dilerseniz evimizden içeri girelim, ailemizle tanışalım, onlara da 2000 TL'mizi teslim edelim bizzat. Güzel bir kızımız karşılıyormuş bizi burada. Merhaba. Çıkarıyoruz galiba ayakkabıları, değil mi? Merhaba. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teyzeciğim, başınız sağ olsun. Sağ ol, var ol, sağ ol. Sağ ol. Hakkın rahmetine kavuşan rahmetli Yıldırım Güney'in ailesinin evindeyiz. Eşi, çocukları ve annesiyle birlikteyiz. Acılarını paylaşacağız onların. Ben önceliğinde eşine dönmek istiyorum. Önceliğinde sizi tanıyalım. Ben Yıldırım Güney'in eşiyim, Kadriye Güney. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Biz Londra'dan geldik. Hem maddi olarak hem manevi olarak sizlere bir nebze de olsun destek verebilmek, acınızı paylaşabilmek amacıyla buradayız. O günden bugüne neler yaşadınız? Biraz paylaşmak ister misiniz? O günden bugüne aynı daha. Bilmiyorum, moralde hani en yakın tanıdığım arkadaşlarım tanıyamıyorum. Bazen kafa gidiyor. Gidiyorum, ben buraya niye geldim diyorum kendi kendime. Yani alışamadık hala. Kaybettik. Buna alışamadık. Alışamadık, aynı. Değişen hiçbir şey yok. Peki ben bu güzel kızımıza da döneyim o zaman. İsmini öğrenebilir miyim? Havanur. Havanur. Kaç yaşındasın? 8. 8 yaşındasın. Çok da güzelsin maşallah. Büyünce ne olmak istiyorsun Havanur? Avukat. Avukat olmak istiyorsun. Aferin sana. Aferin sana. Senin? Adım Emirhan. Emirhan. Kaç yaşındasın? 11 yaşındasın. Bastım. 11 yaşındasın. Ne zamandı doğum günü? Doğum günü. 5. ayın 26. 26'sında. Babası büyünce ne olacaksın? 13 gün sonra işte. Hakim. Biri avukat olacak, biri hakim olacak. Tabii eşin acısı çok büyük. Hayat arkadaşını kaybetti ne yazık ki. Geride iki çocuğuyla birlikte hayat mücadelesi vermeye çalışıyor. Efendim? Ama bir de acılı annemiz var. Nur yüzlü bir annemiz var. Başınız sağ olsun teyzeciğim. Sağ olasın. Eşler dostlar sağ olsun. Evlat acısı acıların en büyüğü. Allah kimseye yaşatmasın. Amin. Damadın mıydı? Damadım da. Başınız sağ olsun. Sağ ol, var ol. Annem de yalnız. Kızınızla birlikte yaşıyorsunuz burada. Geldik köyden. Bundan sonra kızınıza destek olacaksınız. Allah ömür versin. Ömür verse bir aradayız. Babamı 93'te kaybetmiştik biz de. Başınız. O da yalnız. Abimlerin de havada. Onlar aile. Biz de annemle beraberdi biz burada. Var mı peki bir geliriniz? Nasıl geçiniyorsunuz? İşte yardım ederlerse işte geliyor oradan sizin gibi işte. Allah razı olsun yine de. Allah razı olsun. Aile bağlandı. İşte bir ailenin bakıyoruz işte. Yetiyor mu peki size? Şu an yetiyor ama sonumuzu bilmiyorum artık. Sonumuz ayıp. Özür de dilerim. Ne kadardır genel aile? Belki yanlış soruyorum ama. Benim 1,5 alıyordu. 1,5. Biz şu an 2 milyar kusur aldık. Anladım. Sonra aynı şey seviyeye düşer diyorlar. Sonra aldıkça. Evet. Anladım. Yani ondan da az alırmız onu bilmiyorum. Biz de Londra'dan geliyoruz. Sizin hakkınızda düşünen bir hayli üzülen insanlar var. Hep beraber olduk. Bir miktar para topladık. 2000 TL de biz topladık. Size vermek için buradayız. Kabul ederseniz çok seviniriz.
Neslihan Hanım size ikram edecek. Verecek daha doğrusu. Çok hayırlı bir ay Ramazan ayı içerisinde. Sofralarınız bereketlensin bundan sonra daha fazla. Çocuklarınızın geleceği parlasın inşallah. Çok iyi yerlere gelsinler. Onların iyi haberlerini alın her zaman için. Bayram öncesi bizim de bir nebze de olsun bir katkımız olsun istedik. Böyle takdim edeceğim ben size. Hayırlara vesile olsun inşallah. Ne istiyorsun bayram hediyesi anneden? Hadi söyle. Kitap. Kitapları alsın mı annen sana? Hı? Kitapları alsın mı? Güzel bayramlıklar alsın sana. Olur mu? Peki. Konuşuyormuş akıllı çukur ya. Hayırlara vesile olsun. Onların sofralarında bir parçacık da olsun, bizim de katkımız olsun. Efendim kimilerinin evladı çık gel artık oradan, o mezardan diye haykırdı. Kimileri ise o patlamanın ardından kömürlü çizmeleriyle birlikte hastane sedyesine yatırılırken çizmelerimi çıkarayım mı dedi. Halbuki farkında değildi. Onun giydiği o kara çizmeler belki de bu ülkede yaşanan birçok şeyden çok daha temiz, çok daha paktı. İşte acılı bir ailemizin evindeyiz. Allah'tan rahmet diliyoruz ölene. Kalanlara da sabır, sağlık, ömür diliyoruz inşallah. Daha başka felaketler, daha başka acılar yaşanmasın. Bizler ne kadar uzakta olursak olalım, yüreğimiz, gönlümüz her zaman sizlerle. Allah evlatlarınıza daha nice güzel gelecekler nasip etsin. Sizlere de ömür versin ki göresiniz. Var mı bir mesaj, selam? Babamız bir gün öncesi de beni kucakladıydı diyor. Pazara indim. Babam diyor balığı çok seviyordu, alırdı her gün diyor. Evet, kelimelerin bittiği yerde aslında dökülen gözyaşları da yaşanılan acıyı hissetmemize, anlamamıza neden oluyor. Özlüyor musun babanı? Özlüyor. Sen özlüyorsun değil mi babayı? Evet. Hadi bakalım. Bu için atıyor. Bu ağlıyor mu? Bu için atıyor çok. Herkes denize gidiyor diyor. Biz de gidecektik bu sene diyor. Gidemedik diyor. Bununla pikniğe giderdik diyor. Onlar gel gidemeyiz artık diyorlar hani aklları erdiği için. Avukat olacağım diyor, herkesi diyor, onları yakacağım diyor. Hani hapsattıracağım diyor. Evet, o günden bugüne süreç devam ediyor aslında. Evet, gerekli tedbirler, araştırmalar. Yetim kaldı diyor, bizim gibi diyor, babasız kaldı diyor. Yani. Peki, çevrenizin yaklaşımı nasıl oldu? Çevreden destek, aileden destek var mı? Ailem işte iki hafta benden bir beraber yattılar kalktılar burada. Kendi ailem. Karşı tarafı zaten aramız açık. Bilmiyorum, komşular da aynı, kardeşim gibi, ailem gibi hepsi de hiç bırakmadılar. Peki, hepsine ayrı ayrı bir teşekkür gönderelim, sizden bir selam yollayalım bayram öncesi. Komşularım için çok teşekkür ederiz. Herkes hakkını helal etsin, çok yardımcı oldu, abim olsun, kardeşlerim hepsi için. Dışarıdan gelen yardımlar için hepsine teşekkür ederiz. Yeniden başını sağ olsun. Teyzeciğim var mı bir mesajın yakınlarına? Var mı uzaklarda akrabalar? İçiyorum, bunu ağlamaktan diyemiyorum. Hep selamımız olsun hepimize de. Amin. Amin. Konuşamadım. Tekrardan başını sağ olsun. Sağ ol bakalım. Evet, acılı ailemizin evinden ayrılacağız. Diğer ailelerimizin acılarını paylaşmak üzere onların evlerine doğru yol alacağız. Yeniden başınız sağ olsun diliyorum ben. Allah başka acı göstermesin abicim sizlere. Efendim yine hayatını kaybeden şehidimizin ailesini bıraktığı başka bir evimize giriyoruz. 2000 TL'yi onlara teslim etmek üzere. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Efendim çoğumuzun hafızasında kötü bir felaket olarak kaldı veya unutulmaya yüz tuttu. Ama onların acısı ilk günkü kadar taze. Bir başka şehidimizin ailesinin evindeyiz. Başınız sağ olsun önceliğinde. Dostlar sağ olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Hoş geldiniz sizler. Hepimizden tanıyabilir miyiz sizi kısaca? Ben Ramazan Uçkun'un eşiyim işte. Madende kocamı kaybetmişim. İki kızım var. Allah bağışlasın. Eşim 12 senelik madenciydi. Bir yılı kalmıştı artık emekli olmasına. Ulaşamadı. Başınız sağ olsun. Ulaşamadı sonuna. Çok üzgünüm ulaşamadım.
Biraz önce de ifade ettiğim gibi acıları ilk günkü kadar taze, çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir ateş de bu eve düştü. İlk günkü kadar da taze alevler devam ediyor yanmaya. Yüreklerde yangınlar var ama çok büyük yangınlar var. Nasıl geçiminizi sağlıyorsunuz? Var mı aileniz burada? Burada kimsem yok. Sadece köyden annemi getirdim. Annem duruyor yanımda, öbür evde namaz kılıyor. İşte kocamın kardeşleri var ama onlar da köyde oturuyorlar hepsi. Biz de buraya evimizi yapmıştık. İşte bu kötü bir kat. Sonunda çocuklarımızın için iyi gelir diyorduk işte. Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Şu anda sonra ne yapacağım? Nasıl duracağım burada yalnız? Öyle düşünüyorum. Annem de diyor benim de evim, kızım diyor. Ben de bir zaman arada duracağım. Bir zaman sonra ben de diyor giderim diyor. İşte. Var mı bir maaşınız? Olsaydı belki daha şey olurdu. Maaşımız şu an bağlandı ama var, bir kere aldık. Ne zaman bağlandı maaşınız? Bu ayın 24'ünden itibaren aldık işte bir maaşımızı, bir defa aldık. Bir defa mahsus. Onun öncesinde? Onun öncesinde almadık. Almadınız. Nasıl evet. Geçindiniz? Yardımcı oldu aileler. Dışarıdan insanlar sağ olsunlar, evet. Hayır sevenler bize verdiler elimize, öyle yavaşlık böyle. Bunlarla devam ettik, bu zamana kadar geldik. Sağ olsunlar. Allah razı olsun hepsinden yapanların. Allah bin kere razı olsun. Gönlünden zarfa koymuş insanlar. İşte ne çıktıysa verdiler, sağ olsunlar yani. Bunlarla biz maaşımızı alana kadar onlarla diyar olduk. Geçen günü de işte maaşımızı gittik aldık. Hı hı. Ama gider de evet gider de çok olduğu için hamdolsun yeter. İdare ediyoruz, öyle böyle işte idare olmaya çalışıyoruz. Çocuklar okula gidiyor mu? Gidiyor. Gidiyorlar. Kaçıncı sınıfsın? 9. sınıf. Bitirdim, 10. sınıfa başladım. Son Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum işte. Başın sağ olsun. Büyük kızısın. Evet, büyük kızıyım. 14 yaşındayım. Maşallah. Var mı bir idealin büyüdüğünde doktor bir meslek? Doktor olmak istiyorum. Doktor olmak. Evet. İnşallah olurum. Otur sen otur. Birçok şey değişti hayatınızda tabii ki. Evet. Evin direğinin gitmesi, ölmesi kadar yaşanabilecek bir acı daha ben tarif edemem. Neler söylemek istersin? Çok çok üzgünüm. Allah'tan sonra tek benim tek dayanağım gitti diye düşünüyorum. Allah kimsenin başına vermesin böyle bir acı. Amin, amin. İnşallah geleceğin iyi olacak. İnşallah. Ayakların üzerinde sağlam dur. Annenin yanında güçlü dur. Kardeşinin yanında güçlü dur. Başına sağ olsun. Bir güzel kızımız daha varmış. İsmini öğrenebilir miyim? Adım Bezri Nur, soyadım Uçkun. Yani babam 6'ya gidiyordum. Bu sene 7'ye geçtim. Nasıldı derslerin? İyiydi, teşekkür aldım. Başarı belgesi aldım. Baban şimdi izliyor bizi bir yerlerden, mutlaka eminim o da gururlanıyor. Başarı belgesini evet. Babasının kabrinin başına koydular. İkisi de orada duruyor. Babam görsün diye oraya koydum. Gerçek hayatta göremedi. Ama görecek. O cennetin bir köşesinden bir yerden izliyor bizleri. O eminim gurur duyuyordur. Daha da iyi yerlere geleceksiniz inşallah. İnşallah. Annemizi de böyle alalım mı teyzemizle? Gel teyze gel. Gel teyze gel. Başın sağ olsun teyzeciğim. Hadi de sağ olsun kızım. Sağ olsun. Duygularını alabilir miyim senin de? Başın sağ olsun yeniden. Dostlar sağ olsun. Ne yapalım kızım? Hı-hı. Duygularımız işte bunlarla öte git beri git diyeyim. Ben de bunların yanında duruyorum azıcık. Üzüntülüler ya. Hı-hı. Böyle bırakalım iyi bunlarda. İşte öyle bunlarda duruyoruz. Bunlarla hayat yaşayız. Zincir bir öte git diyoruz. Kimine ağlama diyoruz. Kimine işte... Şuraya git, buraya git, böyle. Hı. Buralarda ben de duruyorum kabınların yanında. Benim kızım oluyor bu. Damat da öyle. Allah bağışlasın. Efendim analar tahtını yapıyor ama bahtını yapamıyor. Evladını evlendirdi. Mutlu bir yuvası oldu ya. Ama bunu tamamlayamadı. Allah daha başka acı göstermesin. Evet. İki tane nur topu gibi dünyalar güzeli kızı var. Evet. Gelecekleri de inşallah güzel olacak onların. Evet. Bizler Londra'dan geldik. Sizlerin hem acısını paylaşmak üzere, maddi manevi bir miktar da olsun destek vermek üzere. İstedik ki bu hayırlı ayda, Ramazan ayında, bayram öncesi sizin de sofranızda bizim de bir miktar da olsun tuzumuz olsun. Bütün Londra'daki Türk toplumu adına sizlerin yanındayız. Onların da sevgi selamlarını getirmek için buradayız. Sizin acınızı gerçekten yürekten paylaşıyoruz biz. Allah daha başka acılar göstermesin. Cümlemizi göstermesin Rabbim. Bayram öncesi bir bayram hediyesi size. Tamam, sağ ol.
varsa bir eksiğiniz onları karşılamanız için. Sağ olun, sormanız yeterli. Allah bin kere razı olsun. Soranlardan, selam gönderenlerden, yardımcı olanların hepsinden. Bin kere Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Babam öldü. Bizi kıyıda köşede bırakmasınlar. En iyi şekilde okumak istiyoruz. Mesleğimize ulaşmak istiyoruz biz. İnşallah unutmazlar. Kaç yaşındaydın? 11 yaşındayım. 11 yaşında, ismin? Bedriye Nur. Bedriye Nur. 11 yaşındaki Bedriye Nur'un aslında bizlere seslenişi bu. Yüreğinden çıkan sesler. Ekran başında bizleri izleyen devlet büyüklerimiz, temsilcilerimiz, her nerede olurlarsa olsunlar, bu kocaman yürekten çıkan sözleri lütfen dikkate alsınlar. 11 yaşında okumak istiyor, bir yerlere gelmek istiyor. Hayattaki dayanaklarından bir tanesini kaybetti, babasını kaybetti. Ama yine de okumak istiyorum diyor. Aileme destek olmak istiyorum. Annemi, ablamı daha fazla mağdur olmaması için elimden geldiğince bir şeyler yapmak istiyorum diyor. O zaman bizlerin de görevi, insanlık görevi, bu insanlarımızın yanında olabilmek. Gücümüzün yettiğince, imkanlarımız el verdiği sürece onların geleceği için yardımcı olabilmek. Çünkü gördüğünüz bu iki tane pırlanta gencimiz, genç kızımız aslında bizim geleceğimiz, umutlarımız. Umutlarımızı yeşertmek için de lütfen elimizi vicdanımıza koyalım. Bu sesleri dinleyelim, bu yürekten çıkan sözleri dinleyelim ve biz de şu an bu görüntüleri izledikten sonra acaba ne yapabilirim diye düşünelim. Bedriye Nur, ne almak istiyorsun bayramda? Ben hiçbir şey istemiyorum. Babam olsa bana yeterdi. Hiçbir şey istemiyorum ben abla. Canım benim. Evet, sözün bittiği nokta. Sözün bittiği nokta. İnşallah bu gerçekleştirdiğimiz dayanışma örneği herkese örnek teşkil eder. Tüm sivil toplum örgütlerine, yalnızca İngiltere'de, Londra'da değil, Türkiye sınırları içerisinde, dünyanın her neresinde olursa olsun. Lütfen birazcık daha duyarlılık gösterelim. Çünkü gerçekten onların acıları ilk günkü kadar taze. Onların acılarına ortak olmaya çalışalım. Elimizi vicdanımıza koyarak onların acılarını paylaşmaya çalışalım. Çünkü bugün onların başına gelen felaket yarın bizim başımıza gelebilir. Başka kurlara da attırmasın acıları yavrum. Amin teyzeciğim. Siz birlik bütünlüğünüzü koruyun. İnşallah. Hiçbir zaman Allah bozmasın bütünlüğünüzü. Allah başka acı yaşatmasın. Amin, bizler elimizden geldiğince sizlerin yanındayız. Çok sağ olun. Allah sizler de sağ olun. Çok sağ olun. Sizler de sağ olun. Böyle buralarda da uzak yerlerden duyup gelmişsiniz. Biz gurur duyarak, mutlu olarak geldik. Rabbim hepinizden çok sonsuz razı olsun. Hepinizden çok. Böyle duyarlı insanlarımızdan dolayı bu yüzden acımızı böyle biraz olsun şeyleriz yani, Allah razı olsun. Hiç sormasalar bizi, böyle terk etseler de başlı başınca dayanamayacak. İnsan dayanamayacak. Yalnız kafayı yiyecek insan. Sordukları için Allah razı olsun. Yani geliyorlar böyle soruyorlar ya, böyle oldukça insanın gerçekten de acısı az da olsun unutuyor gibi oluyorsun. Seviniyorsun, bir gelenin oluyor. Sağ olsunlar hiç. Çok sağ olsun. Gelenlerimiz çok oldu. Amin teyzeciğim. O halde bu kadar laftan sonra bizlere düşen sorumluluk bu insanları, bu güzel yürekleri yalnız bırakmamak. Dünya malı dünyada kalıyor. Önemli olan böyle hayır dualar alarak, bu insanların hayır dualarını alarak kalıcı bir şeyler yapabilmek. Bunun bilincinde olalım lütfen. Cennetinde de buluştursun hepimizi beraber. Amin. İnşallah burada buluştuğumuz gibi burada da beraber yapsın hepimizi. Böyle gönül dostlarını, sevenleri, hepimizi. Güzel düşünenleri, hepimizi beraber Rabbim huzurunda buluştursun. İnşallah burada ebedi hayatımızı da güzel eylesin. Efendim, bir ailemizin daha acısını paylaşmaya çalıştık. Maddi manevi destek vermeye çalıştık. Biraz sonra hareket edeceğiz. Bir başka ailemizin evine gitmek üzere. Yine onlara maddi manevi destek vermek üzere. Onların elleri yüzleri karaydı ama umutları bembeyazdı. Ne yazık ki bu umutları toprağa gömdüler. Ardında acılı aileler bıraktılar. İşte bizler de Kanal T Adım Adım Londra ekibi Olay Gazetesi ile birlikte bu ailelerimizin acılarını sarmak üzere onları ziyaret ediyoruz. Maddi manevi destek vermeye çalışıyoruz. Hazırladığımız zarfları, 2000 TL içerisinde olan zarfları Ramazan ayı içerisinde bayram öncesi hayırlara vesile olması amacıyla onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. İki ailemizden çıktık. Şimdi sıradaki ailemizi ziyaret edeceğiz.
Onların acılarını paylaşmaya çalışacağız. Hem maddi olarak hem de manevi olarak bayram öncesi belki hayırlara vesile olacak. Efendim Soma ilçesinin Avdan köyündeyiz. Bir başka ailemizin kapısının önündeyiz. Biraz sonra içeri gireceğiz. Yine onların acılarını maddi manevi paylaşmaya çalışacağız. Buyurun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Efendim maden patlamasında şehit olan Rıdvan Koçan'ın ailesinin evindeyiz. Derme çatma bir ev. Evin her tarafı eski ama içerisinde yeşeren umutlar var, acılar var, paylaşımlar var. 4 tane çocuk babasıydı. Rahmetli Rıdvan Koçanlı. Eşi ve erkek kardeşi şu an yanımda. Ben eşine dönmek istiyorum duygularını almak üzere. Başın sağ olsun öncelikle. Allah razı olsun. Hepimizden. Ne yapalım işte insanların verdiği bir katkıyla işte bir yere varmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Yardımlarını Hı-hı. toplayıp yeni bir eve geçmeye çalışıyoruz işte. Hı-hı. O ne yapalım? Eşimi vefat etti. Çocuklarım için ayakta durmaya çalışıyorum. Hı-hı. Elimden bu kadar geliyor. Ne yapalım? Acı ama zor. Yeni bir eve çıkmak istiyoruz dediniz. Dışarıda inşaat var. Bu inşaatı siz kendi imkanlarınızla mı yapıyorsunuz? Bu yardımlar, insanların bana verdiği yardımların katkılı doğar. Hiç kimsenin şeysi yok yani. Bana verilen bağışlarda, yardımlarda kim şey yapıyorsa ben de onların emeklerini, şeylerini boşa harcamamak için ev olarak ne varsa gerekenleri yapıyorum. Devletten yana bir destek yok mu size? Ya devletten olarak işte bir miktar olan işte. Onlara verdi. Başka bir şey vermedi. Kimine para gelmiş başka gelmedi. Siz kardeşisiniz. Abisisiniz. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Kaç yaşındaydı rahmetli? 39 yaşındaydı. Ben 32 oldum. 37, 36. 4 tane çocuğunuz var. Allah bağışlasın. Kaç yaşındalar? İş kız. Kaç yaşındalar? Biri 11, biri 8, biri 6 anaokuluna gitti. Gitmedi işte maddi hani gidip gelimiz imkanımız olmadığından seneye göndereceğiz dedik. İşte bu sene gitmediler. Evet bu sene işte sene Allah nasip ederse ilkokula gidecek. Onlar maddi imkansızlıklardan ne yazık ki okula da gönderemiyorlar çocuklarını. Halbuki çocuklarımız bizim geleceğimiz değil mi? Geleceğimize sahip çıkmak da insanlık olarak bizim asli görevlerimiz arasında yer alması gerekiyor. Bu anlamda tekrardan ben devlet büyüklerimize seslenmek istiyorum. Lütfen elimizi birazcık daha taşın altına koyalım. Vicdanımıza koyalım. Çünkü yok olup giden umutların dışında çocuklarımız geleceğimiz. Onların yok olmasına asla müsaade etmeyelim. Siz destek çıkmaya çalışıyorsunuz. Çalışıyorum. Kardeşim yerinde ben bu her şeyi mücadele edeceğim. Çocukla büyütmek için gelini yapacağım yani bunları. Onlar da ayrılamıyoruz. Ben de aynı madende aynı yani çalışanlardan mıydı? Otularındayım ben. Hadi. Neler yaşadınız? Biraz anlatır mısınız? Vallahi yaşadığını bize? Yani oradan çok vahim biriydi yani. Gerçekten biz bilmedik bu kadar ocak bu kadar denetimsizlik bilmiyorduk. Ani bir patlama mı oldu? O an siz orada mıydınız? Aynen olduğu yerden patlama olduğu yerdeydim ben zaten olduğu yerdeydim. Tamam mı işte? Tavanın düşmesinde değil. Bunlar top attı. Top attıktan sonra zaten bu felaket başımıza geldi yani. Top attı dinamit derken? Dinamit attılar. Dinamit attılar. Dinamitten sonra bu ateş başımıza getirdi. Yani bu dumanı, bu ateşi o tetikledi. Yani her taraf gaz var olduğunu biz bilmiyorduk. Gaz varmış, haberimiz yoktu. Kaç metre altındaydınız yerin? Vallahi 700 metre falan vardı. 700 metre vardı. Kaç saat sonra kurtarıldınız siz? Ben zaten kurtarma olarak ben yardım ettim. Ben o patlama anından biz geri çekildikten sonra biz yeniden o ateşle mücadele ettik ama tabii denetimsiz, eksiksiz, malzeme olmadığından
Çok mücadele ettik ama 2 saat mücadele ettik. Biz oradan ateşi söndürmek için yapamadık. Gaz olduğundan tavandan geliyor gaz. Ateş tavandan geldiği için yerden gelmediğinden biz müdahale edemedik yani. Bu kadar can yakıtmayı denetimsizlikten oldu yani. Denetimsiz. Hep ihmallıktan oldu yani. Yok bir şey yok, malzeme yok, dizme yoktu elimizde. Ağamızda dizme yoktu. Dizmemizi yırttık diye zaten. 4 defa istedim, vermedi. Yani imkansız. Hatta dedim ayrımdan kes dedim. Dizme verin bana dedim. Dizme dahi yoktu. Yalın ayı yapıyordunuz. Yani herhalde yırttıktı yani. Yırttık döküktü yani. Her ay 3 aydan vermesi lazım. Adam 1 sene şey vermiyor, dizme vermiyor bize. Yani denetimsiz çok. Ve bu özel şirketi. Özel şirket. Denetim, devletin denetim altında. Bunlar nasıl yapıyor, nasıl ediyor? Biz de şaşırdık yani. Yani bire bire yaktı bizi yani. Canımız yaktı, yüreğimiz yaktı yani. O esnada 5 saniye, 1-2 dakika içinde olsaydı ben de içinde kalabilirdim. Yani o ateş içinde ben de kalabilirdim yani. Aramız 50 metreydi zaten. 50 metreydi. Sonra yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın. Bir sefer daha yaşatmasın. Hala da canımız yanıyor. Geç. Ben şu an çalışma görüyorum zaten. Hala ya. Madende mi çalışıyorsun? Madenden görünüyorum ben şu an. Görünüyorsun ama tabii ama çalışmıyor. Tabii şu an kapalı olduğundan çalışamıyoruz. 3 maden var, 3 de kapalı. Şu an kapalı. Peki, ne zaman gideceksin? Vallahi nereden gideceğim? Ben bu daha bu canın yanmasının arkasında gitmeyeceğim ben. Gitme. Öyle tahmin ediyorum. Tamam. Gitmeyeceğim ben daha. Hayvan yapacağım, bir şey yapacağım, gitmeyeceğim ben. Evet, tarih 13 Mayıs 2014. Bir felaket, bir kara leke sürüldü Türkiye tarihine. Unutulmadı, unutulmayacak da bu yaşananlar. Biri kardeşini toprağa verdi, diğeri de eşini toprağa verdi. Ardında 4 çocuk, 4 umut bıraktı. Acılı 4 hayat bıraktı. Belki tedbirsizlikti, ihmalkarlıktı. Kimimiz de kader dedik. Aslında kader değildi bu yaşanılan. İhmalkarlıktı, tedbirsizlikti. Birazcık daha tedbir alınsaydı, birazcık daha itina gösterilseydi belki bu hayatlar son bulmayacaktı. Bu hayatlar toprağın altında olmayacaktı. Bu çocuklar da yetim kalmayacaklardı. Madenin verdiği sadece eşimin son sözü. Bunu dedi, bana sakla dedi. Giyeceğim dedi. Ve bunu oğluma saklayacağım anısı olarak. Devletin verdiği en iyi işte buydu. Buydu. Buydu işte. Hayatımız buydu işte. Hep çileli, hep kederli. Ne yapayım ama kader. Hem evin erkeği olacağım, hem kadın olacağım artık. Çocuklarım için. Hiçbir şey için değil. Evet. Cesur bir anne yüreğinden, cesur bir eş yüreğinden çıkıyor bu kelimeler. Bir çift çizmenin içerisinde bir hayat vardı. Ama bu hayat son buldu. 39 yaşında, çok genç bir yaşta ne yazık ki sevdiklerine veda etti. Geride sadece bunları bıraktı. Çocuklarına birer hatıra. Başka bir şey değil. Çünkü neden? Kıyamadı. Bu çizmeyi kıyamadı. Bana sakla dedi. Kimseye verme dedi. Ben de onun için saklayacağım. Oğlunun babasının bir hatırası olarak. Başka. Ne zaman size söyledi bunu? Bunu işte... Yani 2 hafta öncesine oluyordu. Ölmeden öncesine. Yani dedi ki sakla dedi. Kıyamıyorum dedi. İşte yani 6 ayda mı artık senede mi ne zaman veriyorlarsa yıpranmasın dedi. Ben de dedim hadi bunu biz kendimiz kullanalım. Yok dedi. Verme dedi. Ben kendim kullanacağım dedi. Tamam dedim ben de. Şimdi de bu oğlumun hatırası olacak işte. Ona bir hatıra. Yok yedirmeyeceğim, saklayacağım mı? Saklayacağım bunu. Senede bir defa, 6 ayda bir defa yerin metrelerce altında hayatları pahasına mücadele eden işçilerimize, emekçilerimize veriliyor bunlar. Onlar giymeye kıyamadılar. Onlar giymeye kıyamadılar. Bir avuç kömür için toprağın metrelerce altında onlar ailelerini geçindirmek için günlerce mücadele verdiler, çalıştılar, savaştılar. Ama sonunda bunları giymek yerine ne yazık ki beyaz kefen giydiler. Çünkü duman hava çıkışlar olduğu için boğuldu yani. Yani kazadan olmadı. Boğularak öldü bunlar. Orada çalışıyorduk. Öyleyim. Aynı gün oradaymış. Boğularak öldüler. Başını sağ olsun. Allah başka felaket göstermesin. 4 tane çocuğumuz, pırıl pırıl çocuğumuz yanımızda. Allah onların geleceğini daha güzel bir şekilde nasip etsin. Sizlere de ömür versin. Görün.
Biz Londra'dan geldik. Allah razı olsun. Hem acılarınızı Allah paylaşmak için hem maddi anlamda sofranızda birazcık bizim de tuzumuz Allah olsun. Allah razı olsun. Bayram öncesi ben 2000 TL var zarfımızın içerisinde. Güle güle hayırlı günlerde nasip olsun kullanmak inşallah çocuklarımız için. Zaten bu yardımlar verilenler hiç boşa gitmiyor. Sadece evlere gidiyor yani. Çocuklarım için ne gerekiyorsa bütün hani halkımız için boşa gitmesin diye çocuklarım için bir ev yapmaya. Yani eşim yarıda kalan evi bıraktığı için nasip öyleymiş. Yardımlarımız boşa gitmiyor. Ben de oraya yatırmak istiyorum yani. Hiçbir konuda boşa gitmesin diye. Evime ne gerekiyorsa eşya olsun ne olursa onları yapıyorum işte. Yeniden başınız sağ olsun. Efendim kimisi ardında borç bıraktı. Kimisi yarım kalmış bir ev. Tabii ki bırakılan acılar bir tarafa, yarım kalmışlıklar bıraktılar. Ama geride kalanlar, onların ruhunu şad etmek için bu yarım kalanları çevreden topladıkları, aldıkları, bizler gibi duyarlı insanlardan aldıkları desteklerle tamamlamaya çalışıyorlar. Herkese razı olsun. Tek amaçları da bu çocukların geleceği. Bu çocuklara kalıcı bir şeyler bırakabilmek. Bunun için tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen ekranları başında bizleri izleyen bütün duyarlı vatandaşlarımız, her ne vasıfta, her ne kimlikte olursak olalım, bu acılı ailelerimize ulaşmaya çalışalım. Onlara destek olmaya çalışalım. Lütfen tekrardan başınız sağ olsun. Tamam, teşekkür ederim. Bir de ben bir şey idrar şey yaparım da. Şu bizim çocuklara gelecek yardımlardan diyor ki diyor bunlar diyor konut yapacağız. Bunlar konut yapmasın bize bari o zaman. Ne gerek var yani bunu hiç olmazsa ona yardımı gelecek yardımla yaparsa yapmasın devlet. Böyle devlet olmaz yani açıkçası yani. Bunun için bir yardım geliyor. Bu kaymakamdan yardım gelmiş. Buna diyor konut yapacağız diyor. Onlar da yapmasın. Bunun şimdi canlı yandan konuşuyor bunu. Bu yardım kaymakamından gelmedi. Yok kaymakamından gelmedi. Ben biliyorum. Ben şahsından geldim ama bunu şeyden diyorum. Kaymakam şey anlatmaya çalışıyor. AFAD fonundan geldi. Para diyor. Şimdi diyor ev yapacağız diyor. Yapmaz. Ona gerek yok bize yapmaya. İnşallah kaymakam bey bunu vereceklerinden kesmesin. Kesinlikle buna yani gerek yok yani bunları yapmaya bize. Yaparsa çocuklara da bir şey yardım etsin onu. Ne gerek var onu ev yapacak? Ev yapsa ne yapacak biz yani? Hem evet acılı ailemizin haykırışı bu ailemiz diyor ki bizlere konut yapmayın lütfen. O kadar bekleyecek zamanımız ve sabrımız yok. Yeterince sabır gösteriyoruz bu yaşadığımız acıya. Lütfen bizlere bu çocuklarımıza destek olun. Çünkü onlar bu sene okula gönderemediler çocuklarını. Önümüzdeki sene göndermek istiyorlar. Çocuklarımız geleceğimizse onların eğitimlerine, geleceğimize lütfen katkı sağlayalım. Lütfen birazcık daha duyarlılık gösterelim. Kozanlı köyündeki ailelerimizi ziyarete devam ediyoruz. Yangınların yandığı, ateşin düştüğü bir başka evimizdeyiz. Ailemiz bizi her zamanki gibi kapıda karşılıyor tüm sıcaklığıyla. Merhabalar, başınız sağ olsun. Sağ olun dostum. Teyzeciğim başınız sağ olsun. Efendim biraz önce de söylediğim gibi şehit olan bir başka vatandaşımızın ailesinin evindeyiz şu anda. Eşi, çocukları ve siz annesi mi oluyorsunuz? Evet. Annesi şu an bizlerle birlikte. Ben önceliğinde eşinden başlamak istiyorum. Tanıyabilir miyiz sizi? Ergül Yüksel, Ali Yüksel eşim. Şehit oldu maden kazasında. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ben duygularınızı alacağım. Çok zor gerçekten ifade etmekte, sormak da benim için çok zor ama hayatımıza nasıl bir değişiklik oldu, neler yaşadınız? Biraz paylaşır mısınız bizimle? Hayatımız göçtü yani, bir tarafın üzerine yıkıldı yani. İki çocuğunuz var, Allah bağışlasın. Nasıl geçiniyorsunuz? Vallahi şu anda daha yani geçinme aşamasına giremedik biz. Yani ben şu anda zaten hep annemlerle yiyip içiyorum. Hani Iskat'ta oturuyorum ben normalde ama hani daha geçinme, pazara çıkma, alışveriş yapma aşamasına geçemedim yani. Ailenizle birliktesiniz burada. Kayınvalidemlerle işte. Kendi annem babam uzak buraya. İki tane pırıl pırıl çocuğumuz. Biri Betül, biri de Furkan. İkisi de çok başarılı. Çünkü biz birazcık sohbet ettik. Karnelerini aldı onlar. Hepsi peki karnelerinin. Betül bir merhaba der misin bana? Nasılsın? İyiyim. İyisin. Çok da başarılıymışsın.
Okul kapandı, karneyi aldın değil mi? Evet. Furkan, sen neler söylemek istersin? Peki, bir de teyzemize dönelim. Teyzeciğim, anne yüreği bir başka atar evlatlar için. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın, göstermesin. Yani konuşamayacağım yani, çok bana. Kaç tane evladınız var? 4 tane oğlum var benim. Allah bağışlasın. Amin. Ölenden. İşte bir tanesi gitti bu sefer. 3 tane daha oğlum var işte. Kaç yaşındaydı? 39 yaşında. 39 yaşındaydı. Allah kalanlara sizlere sabır versin. Amin. Ömür versin. 2 tane pırıl pırıl çocuk arkasında bıraktı, bir eş. Artık mücadele bundan sonra çocuklarımız için olacak değil mi? Evet, amcaları falan elde alacağız. Bunlar için uğraşıyoruz gardiyalı. Ben yine eşine dönmek istiyorum. Destek gördünüz mü maddi manevi bu süreç içerisinde? Maddi manevi devletten pek görmedik. Aile miydi? Aileydi. Hani çok sağ olsun çok duyarlı insanlar varmış. Hani kendi başına çıkıp gelip yardım yapanlar oldu. Devlet olarak sadece kaymakamlıktan 1.000 lira yatırıldı. Bir ilk öldüğü dönem. Ondan sonra ikinci bu defa gene hani yatırılmış 1.000 lira. Onu da tesadüfen gittik aldık. Hani kendi başına çıkıp da hani ben zarfa işte 100 lira, 200 lira koyup getirenler, hani öyle insanlar oldu. Almanya'dan gelenler oldu, Türkiye'den gelenler oldu öyle. Benim anladığım kadarıyla 2 milyar vermişler ilk. 2000 TL. Neresi vermiş? Size vermiş. Kim vermiş? Makamlık önce 1000 TL. Hayır. Aylığını. Aylık alır ya. Eşimin aylığını. Ha, eşimin aylığını evet. Evet, 2, ondan sonra da 1,5 alacaksınız değil mi? Öyle evet, de. Evet. 1,5 da her ay. Evet. Anladım. Evet, şartlar ne olursa olsun hayat yine devam ediyor. Bu sefer şehidimizin ailesine, eşine çok büyük sorumluluk düşüyor. Acıyı yaşamayı bir kenara bırakın, çocukları için ayakta durmak zorundalar. Onların geleceği için ayakta durmak zorundalar. Ardından belki 3 günden beri zaten dikilmeye başladı. Hep bir sergi bir yatı ya. Kalkıp yemez, içmez. Bir kara çayla duruyor işte. Evet, ateş düştüğü yeri yakar dedik. Evet, doğru. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Yürekler yanıyor. Bizler Londra'dan geldik. Acınızı paylaşmak üzere geldik. Ne kadar paylaşmaya çalışsak, anlamaya çalışsak da biliyorum çok fazla anlayamayız sizin içinizdeki yangını. Allah kimseye yaşatmasın böyle bir acı, böyle bir felaket. Ama dedik ki sofranızda bizim de bir tuzumuz olsun. Bu çocuklarımızın belki bir eksiği olur, sizin bir eksiğiniz olur. 2000 TL zarfın içerisine koyduk. Londra'dan geldik, sizler için buradayız. Hayırlara vesile olsun inşallah. Betül alsın. Betül büyüyünce ne olacak? Şair veya doktor olacak. Doktor olacak kızımız. Çok da güzel bir doktor olacak. Furkan sen? Asuncu ya da futbolcu. Futbolcu olacak. Hadi bakalım inşallah. Hadi bakalım. Biri belki bilim adamı olacak. Biri de... Yüksel. Evet, onlar soy ismine yakışır şekilde inşallah hayat basamaklarını tırmanacaklar, yükselecekler. Allah da annesine, ailesine ömür versin ki onların bu güzel hayatlarını, geleceklerini birlikte yaşasınlar. Bizlerden de küçücük de olsa bir katkı sizlere. İnşallah bundan sonra başka felaketler yaşamazsınız. Var mı bir mesajınız son olarak? Yok. Bir mesajım yok. Hani var da yok. Söyle. Yok, söylemeyeyim. Bana kalsın. Biraz buruz, biraz kırız, kırılmışlıklar var. Yaşanmış hayal kırıklıkları var benim anladığım kadarıyla. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı değil mi? Tam konuşmayacağım. Keşke diyoruz, bazen keşke keşke kelimesini kullanmasak da her şey farklı olsa, ama bazen hayat bize keşke dedirtebiliyor. Efendim bir başka
ailemizin evindeydik. Biraz sonra bu evden de çıkacağız. Yine bir başka acılı ailemizin acısını paylaşmak üzere yolumuza devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bir başka ailemizin kapısının önündeyiz. Yine her zamanki gibi evimizin hanımı sıcaklığıyla karşılıyor bizi. Merhaba. Merhaba. Başına sağ olsun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hepimizden. Buyurun, sola geçebiliriz. Efendim, şehit olan Kazım Karaçoban'ın ailesinin evindeyiz şu an. İki çocuğu ve eşi bizlerle birlikte. Başına sağ olsun yeniden. Sağ olun. Tanıyalım sizi. Ben Sevinç Karaçoban. Eşim işte işe gitti her zamanki gibi ama gelmedi işte. Kaç yaşındaydı? 32 yaşındaydı. 32 yaşında gencecik bir insan, iki küçük çocuk ve gözü yaşlı bir eş ardında bırakıyor. Şehit oldu, mekanı cennet olsun, yattığı yer nur olsun. Biz sizler için geldik. Londra'dan geldik, İngiltere'den geldik. Sağ olun. Acınızı ilk günden beri paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz. Sizler gibi unutmadık. Çok sağ olun. Ama sizlerin yanında olmak istedik. Sağ olun. Maddi, manevi, hepimizden size. Allah razı olsun. Kaç yaşında çocuklarımız? Kızım 3 yaşında, oğlum 5 yaşında. 5 yaşında. Adın ne? Yusuf Emre. Yusuf Emre. Yusuf Emre. Senin? Benim de. Cansu mu? Çok tatlısınız siz. Allah'ı esirgesin. Allah bağışlasın. Babalarının yokluklarını hissediyorlar. Hissediyorlar. Hem de çok. Allah sabır versin. Bir yakınlarımız geldiğinde mesela baba dedikçe anne bizim babamız öldü de mi diyor mesela. Senin aşkın yok de mi diyor bana Cansu. 3 yaşında bir çocuk annesine senin aşkın yok mu ifadesini kullanıyor. Çünkü o da her şeyin farkında aslında. Efendim, önümüz bayram. Ramazan ayı içerisindeyiz. Bayramda el öpülür. Baba evin direğidir ama onlar yetim kaldılar. Ellerini öpebilecekleri ne yazık ki bir babaları yok şu an. Ben tekrardan sabır diliyorum sizlere. 2000 TL çorbada bizim de tuzumuz olsun. Sofranızın bereketi daim olsun inşallah. Allah razı olsun. Allah daha başka acı göstermesin. Amin. Var mı bir mesajınız son olarak? Mesajımız yok. İhmalsizlik varsa, ihmalsizlik var diyorlardı. Bunu fark edip de yapmadılarsa Allah onlara soracak. Öbür dünyada haklarımızı alacağız. 432 tane yetim çocuk kaldı diyorlar mesela. Bunlara kim hakkını verecek? Hadi maddi olarak ver, maneviyi kim verecek? Bir okula gittiğinde herkes elinden tutup babasıyla gidecek. Bizimkiler boynu bükük kalacak. Hep bu sorularla insan düşüne düşüne. Hep işte insan düşüne düşüne çok şey oluyor. Üzülüyoruz. Var mı aileniz burada? Ailem var. Ailem geniş ama köyde. Kayınvalidemgil köyde. Kendi annemgil köyde. Burada görümcelerim var. Eltilerim var, ablam var ama ne de olsa hiç kimse eşimin yerini tutmuyor. Aile kalabalık ama eşim yok. Başına sağ olsun. Sağ olun. Bazen hayat içerisindeki boşluklar kolay kolay doldurulmuyor. İşte eş acısı, baba acısı da bu boşlukların en büyükleri arasında yer alıyor aslında. Ben tekrardan Soma maden faciasında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan bir kere daha rahmet diliyorum huzurlarınıza. Ailelerinize, sizlerin de ekranlarda izlediğiniz gibi acılı ailelerine de sabır ve uzun ömürler diliyorum. İnşallah çocuklarınızın geleceğiyle yüzünüz gülsün sizin de. Allah razı olsun. Hepimizden. İnşallah. İnşallah şehit olarak ölmüşlerdir. Tek umudumuz o. İnşallah gerçek dünyada beraber oluruz artık. Bizim de kaderimiz buymuş diyoruz. Başka söylenecek bir şey yok. Allah'tan gelene razıyız. Ama ihmalsizlik varsa öyle diyoruz ama ihmalsizlik varsa onun sonuna kadar arkasındayız. Onu bilip de yapmadılarsa çeksinler onlar da cezasını. Kaderin bizlere yaşattıklarını razıyız diyor. Acılı bir anne, acılı bir eşin yüreğinden çıkan kelimeler bunlar. Onlar kader dediler. Ama şayet ihmalkarlık varsa da bu işin arkasındayız diyorlar. Bizlere de sabır dilemek düşüyor. Sevgili izleyiciler, bir başka ailemizin evinin önündeyiz şu anda. Başınız sağ olsun. Sağ olun dostlar, sağ olsun. Eşinizdi vefat eden, şehit olan. Evet. İsminizi alabilir miyim? Emine Elibo.
Emine Eliboğlu. Rahmetli eşinizin adı? Ramazan Sökmen. Ramazan Sökmen. Çocuk var mı? Benim kendi iki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Amin. Acımız ilk günkü kadar taze. Bu gözlerden çok rahat okunabiliyor, anlaşılabiliyor. İlla ki yaşanılan zorluklar var Emine Hanım. Hayat devam ediyor ama değil mi her şeye rağmen? Devam ediyor ve benim bugün doğum günüm. Ve biz eşimle yemeğe gidecektik bugün. Önce öyle kararlaştırmıştık. Ama bugün o yok. Ben yalnızım. Dedim ya ben aşkımı kaybettim. Yarısını, yani kendimin yarısını toprağa gömdüm. Yarımla da hayata devam etmeye çalışıyorum. Çocuklarım var işte. Öyle. Evet, 7 Temmuz Emine Hanım'ın doğum günü bugün. Hayırlı yaşlar, Allah uzun ömürler nasip etsin evlatlarınızla. Yüreğimin yarısını toprağa gömdüm diyor. Aşkımla bugün yemeğe çıkacaktık. Çünkü bugün benim doğum günüm. Ama aşkım gelmedi diyor. Gittiği görevde ne yazık ki toprağın altına gitti. Şehit oldu. Mekanı cennet olsun, yattığı yer nur olsun Emine Hanım. Biz sizin için geldik, Londra'dan geldik. Acınızı paylaşıyoruz, yürekten paylaşıyoruz. Allah sabır versin size. Amin. Karınca kararınca. Aslında doğum gününüzmüş madem, doğum gününüze özel bayram öncesi 2000 TL bir bağışımız olacak size. Hayırlara vesile olsun çocuklarınız için. Helal hoş olsun. Herkesin hakkını helal etsin. Herkes Allah 1000 kere razı olsun. Bir kere değil, 1000 kere. Adım attıklarınca sevap yazsın Rabbim onlara. Başka bir şey diyemeyeceğim. Yardımlarla ayakta duruyorum. Başka bir giderim yok. Var mı aileniz burada? Burada ailem yok. Bir başımayım sadece. Tek başınızasınız. Aileniz nerede? Ailem Gölü Marmara'da. Benimle konuşmuyorlar. Görüşmüyoruz. Evet. Hayat kader. Ne yazık ki her zaman eşit adil davranmıyor herkese. Kaybedilmiş bir eş. Emine Hanım'ın masmavi gözleri. Ama o masmavi gözler ne yazık ki acıyla bakıyor. Her yere hayata acıyla bakıyor. Diliyoruz bundan sonra felaketler yaşanmasın Emine Hanım. İnşallah. Artık böyle bir şey olmasın ya. Kimse yanmasın yani. Benim düşmanıma dahi bu acıyı vermesin. Rabbim çok acı çünkü. İnsan içi çok acıyor. Kaç yaşında çocuklarımız? Bir 16 yaşında, bir 12 yaşında. Okula gidiyorlar. Evet, gidiyorlar. Bizlerden size, onlara küçücük bir hediye. Allah eksiklerinizi, ihtiyaçlarınızı karşılamanız için. Sağ olun, ne diyeyim, Allah razı olsun 1000 kere. Allah hepimizden razı olsun. Allah'a emanet olun. İnşallah başka acı yaşatmasın Allah i̇nşallah, sizlere. İnşallah. Görüşürüz. Sağ olun, hakkınızı helal edin. Helal hoş olsun. Herkes hakkını helal etsin. Amin. Efendim hayır dualarımızı aldık Emine Hanım'ın da ağzından. Bugün Ramazan günü, iftara dakikalar kaldı. Biraz sonra iftarını açacak. Oruçlu muyuz Emine Hanım? Ağzımızda oruç, yüreğimizde acı. Bizlerden hayır dualarını esirgemediler. İşte bütün bu dünya malına değer aslında aldığımız hayır dualar. Biz yolumuza devam edeceğiz. Yine gitmek istediğimiz, ulaştırmak istediğimiz yardımlarımızda ailelerimiz var. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Hepimizden. Allah'a emanet olun. Allah yolunuzu açık etsin. Amin. Efendim 16 bin TL 8 ailemize 2'şer bin TL olmak üzere tarafımızdan paylaştırıldı. 8. ailemiz şehit olan Ahmet Ergün'ün evinin önündeyiz. Acılı eşi ve küçücük çocuğu bizlerle birlikte. Başınız sağ olsun. Sağ olun dostlar, sağ olsun. Eşiniz vefat etti, evet. Şehit oldu diyelim biz. Nur içinde yatsın. Ben duygularınızı almak istiyorum. Biraz zor tabii ki bunları ifade etmek ama. Çok zor. Bir çocuk mu var? Bir çocuk. Allah bağışlasın. Kaç aylık? 11 aylık daha. 11 aylık. Allah size sabır versin. Sabır versin. Kaç yaşındaydı eşiniz? 24. 24 yaşında. Daha 24 yaşında. 24 yaşında. 11 aylık çocuğunu ve eşini ne yazık ki acılı bir şekilde geride bıraktı Ahmet Ergün. Mekanı cennet olsun. Her zaman söylediğimiz gibi yattığı yer nur olsun. Biz Londra'dan geldik. Sizler için geldik. Sağ olun. Teşekkür ederim. 2000 TL bayram öncesi hayırlı bir ayda Ramazan ayında. Sizlere hediyemiz olsun, bağışımız olsun. Hepimizden Allah razı olsun. Var mı bir mesajınız son olarak? Yok. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Peki, teşekkür ediyorum. Efendim yaklaşık 5000 kilometre uzaktan geldik. Bir dünya başkenti olan Londra'dan geldik. Bir hayır için geldik. Hayırlı bir ayda, Ramazan ayında, bayram öncesinde
Soma'da meydana gelen maden patlamasında hayatını yitiren şehitlerimizin acılı ailelerinin acısını paylaşmak üzere geldik. Hem manevi olarak hem de maddi olarak. Toplanan 16 bin Türk lirası 8 ailemize 2'şer bin TL olmak üzere tarafımızdan bizzat sizin de izlediğiniz gibi paylaştırıldı. Çıktığımız bu hayır yolunda ben önceliğinde Olay Gazetesi'ne Sayın Nural Ezel'e çok teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Civosoftumet Dominion Travel ailesine ulaşım sponsorluğumuzu üstlendiği için ve katkılarından dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Haber koordinatörümüz yine değerli bir iş adamımız. Bütün gün yollarda bizlere eşlik etti. Sevgili Osman Tango'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Biraz sonra son sözlerini sizler için bizlerle paylaşacaklar. Ve katkı sağlayan herkese, değerli iş adamlarımızdan Fadıl Arnavut'a, Tanur Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii ki teşekkürlerin en büyüğü yine Soma Kaymakamlığı'na gidiyor. Kaymakamımıza, Sayın Kaymakamımıza, çalışanlarına sıcakta bizlerle birlikte bu yollarda eşlik ettiler. Onlara çok teşekkür etmek istiyoruz. Yine değerli iş adamlarımızdan Sayın Tuncel Nalbantoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ve yardımın büyüğü küçüğü olmaz. Yardımını esirgemeyen Londra Türk toplumunda her ne olursa olsun miktarı katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlara vesile olsun. İnşallah bir daha böyle felaketler yaşanmasın. Bir dahaki gelişimiz Soma'ya mutlulukları paylaşmak üzere olsun. Adım adım Londra ekibinden bu kadar diyeceğiz ama ben sözü Nural Bey'e de vermek istiyorum. Tabii ki aynı zamanda Tüncel Nalbantoğlu'na, Hakan Bayram'a, Mustafa Süleyman'a, Bilal Hüseyin'e, onların da katkılarından dolayı onlara da teşekkür etmek istiyoruz. Bunlara özellikle teşekkür etmek istedik. Sayın Tango inanılmazdı bugün. Bir görseydiniz bütün gündür bizi sürdü. Yaklaşık 4 saat bir yolculuk, 3 saat burada devamlı dolaştık. Hep kendi cebinden ödedi her şeyi. Şimdi geri döneceğiz. Yine bir 4 saat de öyle gidecek. Ne diyeyim? Sayın en büyük, biz tabii onsuz hiç olmaz. Sayın Kemal Atuç şimdi şu anda kamerayı tutuyor. Onsuz hiç olmazdı. Sağ olsun çekimleriyle bizi iha etti. İnşallah beğenirsiniz programımızı da. Ne diyeyim, ben de artık Kanal T'ye de aileye falan girmiş gibi hissediyorum. Neyse, inşallah cumartesi yayın alacak. Cuma günü de Olay Gazete'de görebileceksiniz haberleri. Size yine başınız sağ olsun. İyi Ramazanlar dilerim. Evet, son sözümüzü de sevgili Tango'ya vermek istiyorum ben. Çok duygusal bir gün geçirdik evet, bugün. Ben pek fazla bu ortamlarda konuşamam. Benim söylemek istediğim şu olsun. Herkese Allah rahmet dilerim. Bu öksüz çocuklar da inşallah gelecek için kendileri için çok güzel bir gün olur, bir zaman olur. Bu nedenle dolayı herkesin başı sağ olsun diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, Türkiye'nin, anavatan Türkiye'mizin maden, kömür ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı ve nüfusunun 105 bin olduğu Soma'da evlerimizi ısıttığımız kömürler bu sefer evlerimize ateş olarak düştü. Geride acılı aileler, yetim çocuklar bıraktı şehitlerimiz. Bir kere daha huzurlarınıza Allah'tan rahmet diliyorum kendilerine ve acılı ailelerine de sabır diliyoruz. Onların ağızları oruçluydu, yürekleri acılıydı. Ama yürekten çıkardıkları kelimeleri oruçlu ağızlarıyla birlikte hayır dualar eşliğinde bizlere iletildi. İşte bu dünyalara değerdi. Aldığımız hayır dualarla biz yolumuza adım adım Londra ekibi, Kanal T ailesi ve Olay Gazetesi olarak devam edeceğiz. Soma'dan ayrılıyoruz efendim. Bu özel görüntüleri izlemek isterseniz her zamanki gibi Adım Adım Londra programı Kanal T ekranlarında Türkiye saati 20.00'ı gösterdiğinde sizlerle birlikte olacak. Pazar günü yine tekrarı 1.00 öğlen saatlerinde sizlerle birlikte Kanal T ekranlarında buluşacak. Şimdiden sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz efendim.
Noyanlar Şirketler Grubu'nun sunduğu Adım Adım Londra programını izlediniz. İşte geldik biz size, uzaklardan yakın geldik. Evinize konuk ettik, Kanalteden size geldik. Adım adım, adım adım Londra. 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 İşte geldik biz size, uzaklardan yakın geldik. Evinize konuk ettik, Kanalteden size geldik. Adım adım, adım adım Londra. Adım adım, adım adım Londra. Adım adım, adım adım Long Beach, altın kumsalı, eşsiz denizliğiyle keyifli, renkli ve huzurlu bir yaşam alanını size vaat ediyor. Hepsi bu kadar mı? Tabii ki değil. Teslime hazır dairelerimizle hazırladığımız özel kampanyalarımızdan yararlanabilirsiniz. İskele'nin göbeği Long Beach'in doğal güzelliğini ve bölge sakinlerine sunduğu fırsatı saymakla bitiremeyiz. Kendi evinizde hiçbir zaman bitmeyecek bir tatil keyfi yaşarken 36 ay faizsiz ödeme kolaylıklarıyla sahip olabilirsiniz. Long Beach, geleceğin yatırım bölgesi olacak. Catering. İngiltere genelinde döner yapımında rakipsiz tek isim olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatan Catering olarak kalite ve hijyen temel ilkelerimiz arasında olup tüm restoran ve takeaway'lere dağıtım servisimiz vardır. Adresimiz 3743 Millmead Industrial Center, Millmead Road, Tottenham Hill, London M17 9QU. Telefonumuz 0208-801-7956. İngiltere genelinde döner yapımında rakipsiz tek isim Vatan Catering. Mustafa, süremiz kalmadı. Hala bir yer bulamadık. Haklısın karıcığım. Oğlanın sünnetliği hazır. Annenler Kıbrıs'tan geldi ama biz hala sünnet için bir yer bulamadık. Daha davetiyeler basılacak. Salon çok fakat o salonları dolduracak kadar tanıdığımız yok ki. Bizim olsa olsa ancak 150-160 misafirimiz olur. O kadar kişiyi ağırlayacak yeri nereden bulacağız? Öf, ne zormuş bu işler. Aa, şimdi aklıma geldi. Dün radyodan duymuştum. Cyprus Meze Bar 200-150 hatta 100 kişilik bile sünnet, düğün, nişan ve nikah partileri yapıyormuş. Anlamadım. Nasıl yani? Gel otur yanıma. Kemal Altunç Bey radyo programında 200 kişi 4000, 150 kişi 3500 ve 100 kişilik sünnetler için 3000 sterlinden başlayan fiyatlarımız var dedi. Üstelik 10 çeşit meze, 4 ara sıcak, ana yemek, meyve, çerez, sınırsız alkolsüz içecek servisleri fiyatlara dahilmiş. Yeter. Sevinçten şimdi düşüp bayılacağım. Dur bayılmadan önce Cyprus Meze Bar'ın sünnet paketini bitireyim. Salon düzenlemesi ve video bu fiyatlara dahilmiş. Ha en önemlisi sınırsız fotoğrafı da diske kopyalayıp veriyorlarmış. Ne kadar güzelmiş. Peki biz ne yapacağız? Ne mi yapacağız?
A'dan Z'ye her şeyi Cyprus Mezabar'a bırakıp az sayıda da olsa bizim misafirlerimizle ilgilenip biricik oğlumuzun sünnetinin tadını çıkaracağız. 200, 150 ve hatta 100 kişilik sünnet veya her türlü özel gününüzde Cyprus Mezabar kalitesiyle tanışın. Ayrıca her cuma ve cumartesi gecesi güçlü müzisyen kadrosuyla hizmetinizdeyiz. Cyprus Mezabar. Fazla lafa gerek yok. Kalitenin diğer tanımı. Telefon 0208 556 5866. Bir garaj hayal edin. Siz çayınızı, kahvenizi içene kadar MOT testiniz yapılsın. Bir garaj hayal edin. Şehrin göbeğinde size ve herkese yakın olsun. Bir garaj hayal edin. Son teknoloji ürünü, cihazlar kullanılsın. Hayal değil, böyle bir yer var. Best Motors. Her türlü araç için son teknoloji ürünü ATL sistemi ile MOT testiniz yapılır. Aracınız van mı? Yoksa minibus mu? O da sorun değil. Her türlü ticari araç, van, pick-up, minibus, midibus, minicab fark etmez. MOT testinde güvenilir ve 16 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. Söz konusu MOT testiniz, yani güvenliğiniz ise tek adres Best Motors.